Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aslında son dönemde oldukça popüler olan bir konuya değineceğiz. Biliyorsunuz ne zaman televizyonu açsak fenomenlerle ilgili haberler duymaya başladık ve genel olarak arkadaşlar TikTok fenomenleri göz altına alınıyor. Peki neden TikTok? Aslında bu durum en çok kara para aklama olayından ötürü kaynaklanıyor. Şimdi şunu soracak olabilirsiniz, ya sosyal medya ile kara para aklamanın ne alakası var? Çok alakası var arkadaşlar. Biliyorsunuz kara para aklama dediğimiz olay aslında kayıt dışı paranın bir şekilde kayıt altına alınması. Yani ben kaçak yollardan bir para elde ediyorum, sebepsiz zenginleşme oluyor ve bu parayı bir şekilde kayıt altına aldırmam lazım. Bunu ben direkt olarak banka hesabıma yatırsam bana şunu sorabilirler. Ya bu para nereden geldi? Bu kadar yüksek meblağlarda parayı sen nasıl edindin? Bunu sorabilirler doğal olarak. Çünkü bu vergisiz şekilde benim kaçak yollarla kazandığım bir para. Ama işin içerisine sosyal medya girdiğinde renkler biraz değişiyor. Nasıl? Öncelikli olarak şunu merak edebilirsiniz. Ya neden sürekli TikTok fenomenlerini kullanıyorlar? Aslında bunun cevabı son derece basit arkadaşlar. TikTok fenomenleri bir yayın açtıklarında biliyorsunuz ki onlara çeşitli hediyelerle aslında para bağışı yapabiliyorlar. Örneğin sallıyorum, gül gönderiyorsunuz. Gülün fiyatı 100 lira. Atıyorum, araba gönderiyorsunuz. Arabanın fiyatı böyle 2000, 3000, 5000 artık gönderdiğiniz arabaya göre değişiyor. Yani gönderdiğiniz her hediyenin aslında maddi bir karşılığı var. Sonuç olarak yayını yapan kişi sizin gönderdiğiniz hediyeleri daha sonra nakde çevirip kendi hesabına aktarabiliyor. Ve birisi ona ya bu paranın kaynağı nedir diye sorduğunda diyebiliyor ki ya ben bir fenomenim, TikTok'ta yayın açıyorum. TikTok'ta yayın açtığımda bana bu şekilde bağışlar yapılıyor ve ben de bu bağışları daha sonrasında nakde çevirerek bunları hesabıma aktarıyorum. Bu durumda hiçbir sıkıntı yok. Gelelim işin diğer boyutuna. Burada bağışları yapan kişiler aslında kara parasını aklamak isteyen kişiler. Örneğin benim 1 milyonum var ve bu 1 milyonu ben çeşitli yollarla elde ettim. Bir fenomenle anlaşıyorum. Diyorum ki sen yayın açtığında ben sana atıyorum 20 farklı hesaptan 1 milyon Türk lirası yatıracağım. Sonuçta da bu 1 milyon Türk lirasının 100 bin lirasını sana vereceğim. 900 bin lirasını ben geri alacağım. Siz de tamam diyorsunuz. Neden? Çünkü havadan gelen bir para sonuçta. Daha sonra bu fenomen yayın açtığında farklı hesaplardan girilerek bu fenomene sürekli hediyeler vesaire veriliyor. Ve bu hediyelerle tabii ki yayın sağlanmış oluyor. Bu şekilde arkadaşlar hem TikTok fenomeni gelir sağlamış oluyor hem de kara parasını aklamak isteyenler de parasını meşru bir zemine oturtmuş oluyorlar. Yani bu para TikTok yoluyla onlara gelmiş gibi gösteriliyor. İşte son dönemde TikTok fenomenlerinin sıklıkla gözaltına alınmalarının temel nedeni bu. Yoksa çok saçma şeyler oluyor arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde mesela bir TikTok yayın açılmış ve kadın arkasını dönük falan böyle. Ve bu kadın bu şekilde para topluyor. Yani şimdi düşününce bu çok fazla akla mantığa uyan bir şey değil gerçekten. Bunun yanı sıra tamam gerçekten bizim milletimizin artık ne diyeyim bilemiyorum. Yani sadece şöyle şurasını şöyle açtı diye 100 bin lira toplayan insanlar var. Bunu da biliyoruz. Hatta biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bu gözaltına alınmıştı vesaire. Sonradan yayın yapmaya geri döndü falan. İnsanlar kolay para kazanmak için TikTok'ta çok fazla canlı yayın açıyorlar. Yani şu anda TikTok'a girdiğiniz zaman arkadaşlar özellikle kadın kullanıcıların aşırı düzeyde canlı yayınlar açıp para toplamaya çalıştığını görüyorsunuz. Erkeklerde de canlı yayın açanlar var ama tabii ki erkeklerin para toplayamayacağını hepimiz biliyoruz zaten. Dolayısıyla bu durum kadınlarda biraz daha fazla. Fakat dediğim gibi son dönemde kara para aklama olayının biraz daha böyle TikTok'la ilişkilendirilmesinin temel nedeni bu. Yani başka bir neden yok. Yoksa neden Instagram, atıyorum YouTube fenomenleri göz altına alınmıyor? Biliyorsunuz YouTube'da milyonlar izlenen videolar var ama kimse onlara dokunmuyor. Neden? Çünkü bu insanlar YouTube üzerinden videolarını hazırlıyorlar, sunuyorlar. Daha sonra YouTube gelirleri belki çeşitli ortaklıklarla para kazanıyorlar. Ama TikTok'ta durum tamamen farklı bir şeye kaymış durumda. Aynı. Biliyorsunuz bu özellikle Amerika'da oldu. OnlyFans üzerinden bu çeşit kara para aklamalar gerçekleşiyordu. Daha sonra Amerika çıkarttığı sosyal medya yasasıyla OnlyFans da dahil olmak üzere pek çok sosyal medya üreticisinin içeriklerini ve para düzeneklerini denetlemeye başladı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Türkiye'de de böyle bir durum olabilir. Yani sen bir yayından para topluyorsun ama bu paranın kaynağı ne? Kim ne kadar bağışlamış? Atıyorum bir yayın yapıyorsunuz, size birisi 50 bin lira bağışlıyor. Dolayısıyla bunun mercek altına alınması gerekebiliyor. Kim neden sana yayında 50 bin lira bağışlasın? Bu sorgulanabiliyor arkadaşlar. Örneğin Amerika'da bu tarz yüksek bağışlar sorgulanmaya tabi. Yani tabii ki isterler sorgulamayabilirler ama adam bakıyor mesela bir Twitch yayıncısına 50 bin lira 100 bin lira absürt rakamlarda bağışlar gelmiş. Dolayısıyla bunların kökeni araştırılıyor arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de de böyle bir durum olması lazım.
Çünkü TikTok iyiden iyiye kara paranın aklandığı bir mecra haline geliyor. Bazı söylentiler de vardı. TikTok Türkiye'de kapatılabilir vesaire falan ama ByteDance'in biliyorsunuz hani Türkiye ile ilgili büyük yatırımları vesaire var. Bu düzende yani mevcut düzende ben TikTok'un Türkiye'de kapanacağına inanmıyorum arkadaşlar. Ha, çeşitli yaptırımlar gelebilir mi? Evet, çeşitli yaptırımlar gelebilir ama bu iş asla kapanmaya kadar gitmeyecektir. Şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye'de kime sorsanız ya ben TikTok kullanmıyorum, TikTok'ta ne işim var, uygulamaya ben girmem falan gibisinden söylemlerde bulunuyor ama baktığımız zaman Türkiye'deki TikTok kullanıcı sayısı çok fazla. Ben kullanmıyorum, sen kullanmıyorsun. O zaman bu TikTok'u kim kullanıyor diye elbette insanlar soruyorlar. Bir de şöyle bir gerçek var. Bizim Instagram'da, Reels'te, YouTube'da, Shorts'ta izlediğimiz videoların birçoğu aslında TikTok'ta üretiliyor arkadaşlar. Yani insanlar TikTok'ta üretiyorlar o videoları, ardından YouTube'da, Instagram'da Reels ve Shorts olarak paylaşıyorlar. Dolayısıyla TikTok ülkemizde geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Her ne kadar bu inkar edilse de son derece geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. O yüzden bu mecralarda ciddi anlamda dikkatli olmak gerekiyor ve önümüzdeki süreçte az önce bahsettiğim yasa benzeri bir yasa Türkiye'de de yürürlüğe girerse o zaman dikkatli olmak lazım. Yani birisi size yanlışlıkla büyük miktarda bir bağış atar falan, sonra sizin başınızda belaya girebilir arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle son dönemde sosyal medyada ve televizyon kanallarında da sıklıkla karşımıza çıkan TikTok, kara para aklama ve influencer üçgenindeki olayları anlatmaya çalıştık. Eğer sizlerin de bu konu hakkında görüşleri varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de yeni elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.